Muratçım kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Murat, Emre İşler ve Oğuzhan Altınör olarak size bir Corolla UKT testi yapacağız. Murat'ın bir Corolla'sı var. 2019 yılında almıştı. Ben o zaman alamamıştım. Ben de alacaktım. Hatta ben gerçi hala bulmuştum. Alacağım. İki tane bulmuştum hatta. Aynen. Sen o zaman almıştın, ben almamıştım. Ve bu otomobil şu an 17.695 kilometrede. Evet. Yani 17 bin kilometredir, 18 bin kilometredir bu arabayı kullanıyorsun kardeşim. Evet. 2019 yılı, 2020 yılı ve artık 21'e gireceğiz neredeyse. Şimdi biz de Emre ile bir Corolla niyetindeyiz ikimiz de. Emre'de bir 2009 Corolla var. Bende de biliyorsunuz i20 var zaten. Sonra mantık familia diyor deyip bir Corolla almayı düşünüyoruz. O yüzden Vision paket biz de düşünüyoruz. Sendeki de Vision paket. Evet. Vision diyorum da hep o da nereden dilimize pelesenk olursa Vision paket işte. Vizyon paket düşünüyoruz. Şimdi öncelikle arabadan biraz bahsedeyim. En boşu bu. CVT otomatik şanzımanlı. 1.6 132 beygirlik bir motoru var ve 159 Nm tork üretiyor bu motor. 0-100'ü bu arabanın 10.2 saniye. Çok iyi atmosferik bir makine çok için. İyi. Arka ön kol dayanağı, hız sabitleyicisi, far sensörü, dijital tek taraflı kliması gibi özellikleri var. Burada acil durum tuşu da var. Bunu denedin mi kanka hiç? Çalışıyor. Kimi arıyor mesela? 911 mi? Corolla 2019 grubunda bir arkadaşımız kaza yapmış. Geçmiş olsun diye. Kaza yaptığı zaman bu tuşun çalıştığını, işte beklemede kalın, ambulans geliyor gibi uyarılarda bulunduğunu söyledi. Mesela hiç basmadan? Yok, basmadan. Kaza yaptığını tespit etmiş araç. Böyle bir uyarıda bulunmuş. Ben çok o iyiymiş. Arkadaştan duydum yani. Çok iyiymiş. Ama onun dışında sen basmadın. Yok ben deneyelim basmadım. Mi be? Yani gerek var mı macerayı? Bilmiyorum, denesek mi? Ne diyorsunuz? Denemeyelim mi? Yani... Şimdi peki kardeşim zaman... tamam denemiyoruz. Ne olacak, özel harekat mı gelecek? Gelse de bizim yani. Ya Yunan özel harekatı gelse tamam da Türk özel harekatı geliyor yani. Abi ders sarılırız ne olacak? Korona var lan hayvan diyormuş. Peki Murat'cığım kardeşim. Şöyle sana mikrofonu veriyorum. Kankacığım bu arabayı dur ben tutayım da hem sana tutayım tamam. Hem bana tutayım. Şimdi bu arabayı 2019 yılının kaçıncı ayında aldın? Ne kadar aldın? Bu araba 2019 yılı 1 Kasım trafiğe çıkışlı. Seramik kaplama, işte motor temizleme, koltuk temizleme, arka park sensörü. Sıfır arabaya koltuk temizleme. Yani bunları yaptılar yani. O zaman da vardı geçir paket evet, diyorum evet, ben ona. Ama hediye geldi bana. Ha tamam. Bana yani. Hediye geldi. Ben iki bayi arasında kalmıştım. Bana bayinin bir tanesi dedi ki bunları hediye edeceğim sana dedi. Bizden ha, alıcının güçlü sandım. Olduğu zamanlar tabii, o zaman. Tabii. Evet. Değerli olduğum zamanlar. Tamam. Yani böyle hediyelerde bulunurlar. Ben o zaman bunu 114 bin liraya satın aldım. O zaman tabii bu hurda araç teşviki falan var. Hurdayı da bayi ayarladı. Ben hiç karışmadım. Ben sadece bir haftalık bir şey verdim. Ne o? Vekaletname. Her şeyi benim adıma yaptılar. 114 bin liraya 1 Kasım'da trafiğe çıkardım. Araca da bir ay önce yazılmıştım. Bir ay bir bekledim yani. Tamam peki 114 bin TL'ye evet, o zaman. Şu anda... Kasım'ın kaçı dedin kanka? 1 Kasım'da trafiğe çıktı. Şu an biz 8 Kasım'dayız. Aa, evet. Burada da yazıyor. İnanmıyorsanız evet. Vallahi da yazıyor. Şu an bu arabanın fiyatı 187 bin lira ama evet. Bayiden 201 bin liraya falan çıkıyor. Evet. Yani onun altına çıkartamıyorsun. Kesinlikle. Yani zaten o sarı sitede görüldüğü gibi yani özellikle Vision'lar aşırı uçuk. Neden? Çünkü alınabilesi araba bence bu yani biliyor musun? Tabii gücün varsa Flame X-Pack neden olmasın? Position X-Pack neden olmasın ama... Yani Vision'lar daha çok tutuluyor ya memlekette. Ya şöyle bir şey var. Şimdi bu araba biraz daha ucuz olduğu için herkes aynen. Rağbet gösteriyor. Tabii. Şimdi bunun bir üst donanım paketiyle arasında 20 bin lira, 30 bin lira fark varsa senden 15 bin lira daha istiyorlar. 35 yapıyor. Şimdi şöyle hani buna 15 bin lira daha aynen. istiyorlar ekstradan. Sen de yine gücün yetmiyor. Zorlana zorlana verip bunu alıyorsun. İşin olay aslında bu yani. Hani şey değil. Peki Murat'cığım, kankacığım bu arabanın bazı kronik problemleri var. Evet. Mesela İşte direksiyon tertibatında veya işte balatalardan gelen ses gibi. Aynen. Bunları bir dinleyelim. Bunlar neler? Neler yaşadın sen? Bunların hangisini yaşadın? Garantiden değiştirebildin mi? Neler geçti başından bu 17 bin kilometrede? Şimdi benim başımdan kronik arıza olarak benim gördüklerim 45 amper akünün yetersiz olduğu. Çok fazla şikayet var. Özellikle kış aylarında insanlar bundan çok fazla şikayetçi. Benim başıma gelmedi Allah'a çok şükür. Balatadan ıslık sesi geliyor. Uzun yollarda özellikle. 45 amper akünün yeterli gelmemesi neden? Yani nasıl bir şey veriyor da yeterli gelmiyor? Ne oluyor da? Ya muhtemelen bizim ülkenin çetin şartlarına.
Yok uygun hani değil. Ne oluyor mesela araba çalışırken geç mi çalışıyor ya da bir akü bitmiş gibi mi oluyor? Marşa basmıyormuş araba. Marş basmıyormuş. Marş basmıyormuş yani. O yüzden işte ne üstündeki örnek veriyorum. Misal AAK'ye götürüp işte bir 100-150 lira para verip 55'lik taktıran arkadaşlarımız var. Alır almaz. Aynen. Aynen. Alır almaz. Peki daha sonra... tamam. Onun dışındaki probleme girelim. 17.700 olduk bu arada. Balatalardan ıslık sesi geliyor. Uzun yolda özellikle. Bu da tabii balata tozları sirküle olmuyor. Sürekli o diskle balata arasında kalıyor. Rüzgar yediği için yani ondan dolayı ıslık sesi geliyor. Bu da hava kanallı balatalar varmış. Eski Corolla'larda öyle diyorlar. Ben götürdüm servise. Videosunu çekmiştim zaten uzun yolda. Servise götürdüm. Videoyu izlettim. Randevu falan da almamıştım. Sadece geçerken sordum. Buradaki servise. Hemen arabayı aldılar arkaya. Bütün önleri aynen. Ön balataları değiştirdiler. Garanti kapsamında. Bana hemen anında bir 20 dakikalık bir sürede teslim ettiler aracı. Çok güzel. Bence gayet iyi. Peki onun dışında başka yaşanan problemler, mesela direksiyon tertibatıyla ilgili problem yaşayanlar var. Orada ne oluyor, ne yaşıyorlar biliyor musun? Ya muhtemelen onlar sonuna kadar çeviriyor direksiyonu. Ben öyle görüyorum. Sonuna kadar çevirince direksiyonda tak diye bir ses geliyor. Yani bunu defaatle yaparsan tabii bir süre sonra direksiyonda kendini bırakıyor. Ben öyle tahmin ediyorum. Benim başıma gelmedi. Anladım. Ya burada herhalde küçük bir parça değişiyorlardı. Şimdi tam adını unuttum. Ben de onu garantiden değiştiriyorlar. Sonra gidiyordu ama bazı serilerde direksiyon tertibatı ile ilgili problem oluyor. Peki onun dışında yaşadığın bir problem oldu mu? Bir sıkıntı oldu mu? Benim yine yaşadığım bir problem olmadı ama işte bu araç sahibi arkadaşlardan gördüğüm kadarıyla bu ön göğüs çok narin olduğu, hemen çizildiğini çok fazla şikayet var bu konuda da. Yani ben zaten yıkamada arkadaşlara söylüyorum, yıkayan arkadaşlara. Diyorum yani biraz aracın torpidosu kalitesiz. Yani daha kuru, nemli, işte ilaçsız bir bezle silersen daha hoş olur diye söylüyorum. Onlar da sağ olsun kırmıyorlar. Daha başıma gelmedi benim. Ya burada aslında şöyle bir şey var. Bu torpidonun üst kısmı çok fazla yumuşak. Evet. Aşırı yumuşak. Hani hep zaten yumuşak isteriz ya. Baz olmasına rağmen şuraları bile yumuşak bu arabanın. Dikişli falan gayet güzel. Ama şu torpidonun üst kısmı biraz narin. Kılcal çizikleri, güneş de böyle bir de düz ya orası. Evet. Vurunca belli oluyor. O yüzden mesela grupta ben görüyorum. Corolla 2019 Plus grubunuz var bir tane. Orada görüyorum. Orada mesela şey var. Ne onun adı? Gözlük silme mendillerinin aynen. Büyüklerini alıp getiriyorlar. Onun biraz daha büyüklerini. Bir de bunun üstüne şey yapıyorlar. Kaplama yapıyorlar. Evet. O eski tofaşlara yaparlardı aynen, ya ondan getirtiyorlar. Aynen. Ondan koyuyorlar. öyle bir çözüm yolu buluyorlar. Peki yani bu arabayla ne yakıyorsun onu sorayım sana. Bu arabayı daha ben hiç sıfırlamadım ortalamamı. Hiç sıfırlamadım. 17.700'deki bakabilirsin. 7.1 litre evet, yazıyor 7.1 kankacığım. 7.1 zaten ben 3 aydır 2-3 aydır Sivas'tayım. Sivas daha düz bir memleket. Bundan önce olduğum yer hep yokuştu yani. Ya iniyordun ya çıkıyordun. Ona rağmen 7.1. Bazen gazladığın da oluyor. Bazen sıkıştırdığın da oluyor. Çünkü bu araba dip gazda 6500'e sabitliyor devri ve öyle yürüyor. Ya bu da benim açıkçası çıkan ses çok hoşuma gidiyor bu araçta. Rahatsız edici bir ses değil. Peki şimdi şey diyorsun mesela bunda yakıt tüketim böyle ama bunun içinde uzun yol da var. Tabii uzun yol. Yani uzun yol bunda ne ağırlıktadır mesela %70'i mi uzun yoldur? Ya bunun 17.700'ün yani taş çatlasın bir 6.500-7.000'i uzun yoldur diye tahmin ediyorum ya. Hep şehir içi kullanıldı. Onun dışında şehir içi. Aynen. Sen de bundan önce peki şimdi şeyi de soralım. Bundan önce ne araban vardı? Hangi arabalara bindin ve bunu ona göre değerlendirdiğin zaman nasıl değerlendiriyorsun kullanıcı olarak? Bundan önce bende Ford Focus vardı. 2012 model. Dizel. 1.6 dizel. Steel Plus paket. Kendi kendini falan park ediyordu. Hala yani ukde ile bakıyorum yanımdan geçince. Çok hoş bir arabaydı. Ondan önce Megane 2 vardı. Keza o da dizeldi. Benim bu zamana kadar hep arabalarım dizeldi yani. Şirket arabasını kullanıyorsun o da dizel. Yani benim ilk defa benzinli tecrübe ettiğim araç budur. Bundan bir arkadaşımızın bir 2006 Passat'ı vardı FSI. Onu falan kullandım. Dedim o da atmosferik, bu da atmosferik. Acaba bizde ne etki uyandırır diye. Ancak çok ölü geldi bana. Dedim ki ya acaba pişman olur muyuz? Aldığımız zaman satar mıyız gibi düşüncelere kapıldım. Daha sonra bunun dediğin gibi 0-100'ü 10.2. Bunu açıkçası bu arabayı yürüten şanzımanı. Ben şanzımanını çok beğeniyorum. Yani. Şöyle yani
Bu arabanın motoru, Japonların genelinin motoru böyle çok nefesli. Mesela Honda da öyle. Nefesli gidebiliyorsun atmosferik makinelerde. Ha bunlarda nedir? Tork seviyeleri biraz tabii atmosferik olduğu için bir tık yokuşlarda geride kalabilirsin ama gerçekten atmosferikler aslında baktığın zaman çok diğer iyi. Herhangi bir ülkenin ürettiği atmosferi yani küçük hacimli atmosferiklerden bahsediyorum. Pek bununla yarışamıyor yani. Evet. Bunlar biraz daha iyiler o konuda. Gerçekten güzel nefesli arabalar yapıyorlar. Hem nefesli gidiyor hem sağlıklı çalışıyor uzun yıllar ve şöyle bir şey de var. Hani LPG'de falan da sıkıntı yaşamadığın için bunu insanlar tercih ediyor. Çoğu açıdan avantajlı. Ne var bunda da? Yalıtımı zayıf yani bu arabaların baktığın zaman. O da tabii ki insanların vazgeçmesine sebep olan. Bazı serilerinin yol tutuşu çok mükemmel değil. Mesela Emre'de 2009 var. Bende 2014 vardı. Yol tutuşu çok şey değildi. Yani mükemmel değildi. Ha, seni yormuyor. 140-150 gidiyorsun yine yolda. Ama bunda mesela bağımsız süspansiyonlar da var arkada. Doğal olarak Emre fark etmişsindir. Arkada yolculuk nasıl? Yani konfor seviyesi, koltukların rahatlığı ve sekme açısından bağımsız süspansiyon olduğu için onu da senden dinleyelim. Yani beni rahatsız eden bir şey olmadı. Hani benim beklentim de bayağı aşağıdaydı. Ama yani hem konfor olarak hem de yalıtım olarak o kadar rahatsız edici bir şey görmedim. 130-140'larda öyle içeride fırtına kopmuyor. Yol sesi var ama rahatsız edici derecede değil. Ben beğendim. Güzel. Biraz önce sürdüm de zaten. Sürüşünden de keyif aldım. Hani beklentilere göre. Beklentilere göre ve mantık arabası yani. Bu fiyata sıfır bir araba alıyorsunuz ya. C segmenti. Kendini ispatlamış bir araç alıyorsunuz. Bunun haricinde diğer sıfır arabalar bu fiyatlara B segmenti alabiliyorsunuz. Özellikle Alman grubunda falan. Hani B segmentinde boşunu falan alabiliyorsunuz. Şu anki fiyatlara göre. Tabii. Teşekkür ediyoruz. Peki Muratçığım, bu Corolla ile ilgili hani ne kim alsın bu arabayı? Mesela niye alınır bir Corolla veya sen bir daha Corolla alır mısın? Veya satmayı düşünüyor musun? Satsan niye satarsın? Satsan ne alırsın? Ben açıkçası sıfır araba almak iyi bir şey değil bence. Neden? Çünkü sıfırdan biniyorsun. Ben bazen benim içimde hep ukdedir. Bir Passat B8'e binmek isterim yani açıkçası. 1.4 TSI aynı olsun, 1.6 dizelin olsun. Bir zamanlar manuellerinin ilanlarını atıyordun Ali'ye evet, falan diye evet. Şimdi onu da atamıyoruz. Atamıyoruz. Üstü olduğu için hiç gelmiyor yani fotoğraflar. Evet, onlar bize atıyor. Yani şimdi ben çok isterdim onlara binmek. Hala bakıyorum. Hala favorilerimde Passat B8'ler dolu. Yani bazen hatta arıyorum insanlarla pazarlık bile yapıyorum. Böyle bir durumdayım. Piyasa karıştırıcısı. Aynen. Abi seni takip ediyorum. Aynen. Yani şimdi 80 binde 1.6 TSI otomatik Comfortline bir Passat'a bakıyorum. 260-270 bin liraya buluyorsun şu piyasada. Ancak 80 binde yani. Şimdi o arabanın geçmişini bilmiyorsun. Ülkede bir de DSG diye bir soru işareti var. Ama sıfır iyi değil diyordun az önce. Ya öyle de iyi değil işte. Ama şimdi 80 bindeki arabayı beğenmiyorsun buna bindikten sonra. Tabii. Şimdi onun da sıfırını alsam keşke diyorsun. Buna sen şeyden diyorsun. Diyorsun ki mesela sıfır alıyorsun. Bir yerini çiziyorlar. Kapısına vuruyorlar. Yani o açıdan iyi var, değil diyorsun. O da var. Ama sıfıra da alışıyorsun biliyor musun? İnsanların tamam. Benim arabam bundan önceki arabam 180 bindeydi. Ben bu zamana kadar kilometre sınırlamam 150 bineydi. Şimdi kilometreyi 30 bine sınırlıyorum araba aradığım zaman. Niye? Çünkü bu sıfır arabadan dolayı. Bu tarafa atladık diyorsun. Evet bu tarafa atladık. Aynen. Çitin bu tarafına atlayınca işler değişik oluyor. Aynen. Sıfır halbuki araba... görüyorsun aynı yer yani. Aynısı. Yani o yüzden sıfır araba başka arabaları beğendirmiyor ya. Yüksek kilometre arabaları beğenemez hale geliyorsun. Anladım. Peki kankacığım şimdi müsaadenle şöyle bir gazlayabilir miyim ben? Tabii ki. Bakalım Emre diyor ki arkadaki konforu ben tam anlayamadım falan dedi de şuradan ben. Bir bakalım. Bakalım. Hem buralar bayağı yokuş. Şanzımanda bir spor modu yok. Bir manuel modunuz var şöyle. Şurada bir şey yazıyor ama spor diye. Şu kankacığım. Yok, çok da... Bunu alınca araba biraz daha üst devirler çeviriyor. Zaten 7600'de kendi vites değiştiriyor. CVT aldığınız zaman da yani drive aldığınız zaman da CVT şanzıman dayıyor ya orada kalıyor. Manuel aldığın zaman 6500-5500 arasında gidip geliyor. Dip gazdayız şu an 140 yokuş çıkıyoruz. 16 inç jantlarımız var. Bunlar normalde 15 ile geliyor ama sen 16 takmışsın. Evet. 3 kişiyiz arkadaşlar. 140 ile burayı döndük. Şurada hafif fren yaptım. 120 ile girdim. Kaya kaya gideceğiz muhtemelen diye düşünüyorum.
130 olduk. Arka açma da Emre. Aynen. Çok iyiydi. 180'le biz burada açtık biraz yani. Dün 150 olduk. Hala dip gaz gittiğim için böyle ses duyuyorsunuz. 155'te gidiyoruz. Gayet bir de yumuşak değil mi araba? Evet. Değil mi? Mesela şurada oturdum tekrar 130'da. Tabii bu CVT şanzımanın çalışma karakterinden dolayı sürekli yüksek devirde gidiyoruz bu şekilde arkadaşlar. Ama mesela şeyi anlatacağım size, bu arabadaki şanzıman kullanma biçiminizi. Nasıl daha memnun olursunuzu anlatacağım. Şuraya da bir dönelim de kanka. Burada, buranın da hikayesi başka biliyor musun? Çok az, çok az geliyor arkadan. Çok çok tatlı ilerleyebiliyorsun makinede. Gerçekten hani yol tutuşu olarak 16 bile yeterli yani. 15'te biraz daha, 15 de iyiydi de 15'te biraz daha zayıf kalıyordu. Çok güzel pıt hemen oturtuyor arabayı. Bir klima da açabiliriz Allah razı olsun. Kanka tam cimri olduğunu biliyordum da yani. İdare eskiden et. De bu kadar değildin ya. İdare etme. Şimdi arkadaşlar CVT şanzıman zaten 7 ileri oranlanmış sonradan biliyorsunuz. Şöyle manuel modunuz var, alınca burada vites değiştirme efekti oluşturuyor. Ama normalde sonsuz oranlı bir şanzıman bu şanzıman. O yüzden siz ne kadar gaza basarsanız o kadar gidiyor. Bir iki top ortasında bir kasnak düşünün. Siz bastıkça bisiklet vitesi gibi çeviriyor, 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 en üst vitese getiriyor, en üst devire getiriyor. O devirde size istediğiniz hıza ulaştırıyor. Sonra siz isterseniz 1000 devirde, isterseniz 2000 devirde, isterseniz 3000 devirde gidebiliyor bu şanzıman. Yani herhangi bir oranı, sınırı yok. Normalde oranlı şanzımanlarda nasıldır mesela? İşte 4. vitese attığınızda 3000 devirde 80'de gidiyordur o. Başka git, bunda öyle değil. 4. viteste 3000 devirde 80'de de gidiyor, 90'da da gidiyor, 100'de de gidiyor, 50'de de gidiyor vesaire. Sonsuz bir oran olduğunu düşünün bir şanzımanda. Bu şanzıman böyle bir şanzıman. Bunu daha sonra elektronik müdahalelerde oranlamışlar. Yani şöyle manuel modunu alınca mesela şöyle düşürüyorum abi vitesi. 3 yazıyor burada. Sanki bir oran varmış, bir çak varmış da 3. viteste gidiyormuşsun gibi. Attım mesela 4 oldu, attım 5 oldu, attım 6 oldu ve bunu da şimdi elektronik olarak yapmışlar ama o kadar güzel yapmışlar ki bir şöyle vites değiştiriyormuşsun. Evet. Keşkül titretmesi geliyor yani arabada. Öyle bir hissiyat da var. Bu arada 3 kişiydik arabada. Az önce basarken de öyleydik. Şimdi bir de son hızına bakalım kanka. Zaten oğlum ben bu arabayı çok anlattım. Dream paketini anlattım. Bu paketini anlattım. Şimdi bir de böyle burada anlatınca bu sefer insanlar da iki de bir bunu mu anlatacaksın diyebilir. O yüzden şurada mesela bir son hız yapalım. Hani yapmadığımız bir şey yapalım. Değil mi? Onu koyalım ortaya. Olur mu kanka? Sence kaç deriz havalimanına kadar? Bilmem. Bilmiyorum yani. Ben basmadığım için. 220. Ben basmadığım sen, için. Sen hayır iddiaya gireceğiz. Sen de bir şey söyle. Kanka ben basmadığım abi, için bir şey diyemiyorum. 180 yani. De zaten yapacağız ya, ya her halükarda. 220 dedin değil mi? 198 diyorum. Ben onu 198'e ayarlarım zaten. Bura mı? İyi iyi kanka güzel. Daha neresi? Sivas'ta. Öndekiler de zikzak çiziyor ha. He canım ne yapsın? Trafiğe kapalı alan ya kanka. Tamam da. Tamam sıkıntı yok. Kardeş merhaba. 140 olduk. 3 kişiyiz. Hiç ayağımı gazdan çekmedim. 150 olduk. Bunda şey güzel oluyor. Böyle dip gaz değil de normal gazlayınca da güzel gidiyor. Yarım gazla çok çok iyi gidiyor yani araba. Çok tatlı ilerleyebiliyorsun. Mesela bir önceki kasasıyla ben Fethiye'den Mardin Kızıltepe'ye 140'ın altına kendim istemediğim sürece düşmedim. 4 kişi full bagaj gitti yani. Ki bunun 0-100'ü falan daha iyi. Şu an 176'da gidiyoruz mesela. 178. Frenlerimiz de güzel bu arada. Çok iyi tutuyorlar. Çektim tekrar bastım. 170 olduk. 180 olduk. Çektim. Az bir frenledik. Önümüzü görelim de öyle yardıralım diye. Tekrar gazladım. Düzdeyiz abi. 160. 170. 180. Bak duruyor abilerimiz.
185. Tabii trafiğe kapalı ya. Kanka bir de fren testi yapabilir miyiz? Tabii ki. Mesela 120'de mi yapalım? Nasıl? Bak ona göre yavaş git ha. Zorunlu kalırsın. Vallahi güzeldi. Hacı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Corolla böyle bir arabaydı. Corolla ile ilgili hani yeni Corolla olduğu için sen de biraz fazla kilometre yaptığın için seninle böyle bir video yapmak istedim ben. Fayda biz de düşünüyorduk zaten. Şöyle kendimiz de tekrar ve Emre ile birlikte değerlendirelim istedik. Bence güzel oldu. Umarım sizler için de faydalı olmuştur arkadaşlar. Arkadaşlar tüp yok kanka. He tüp yok. Aynen. Tüp yok. Zaten buna tüp de gerek yok. Ben mesela Corolla'ya binseydim tüp taktırmayacaktım. Çünkü gerek yok ki yani. Yakıt olarak zaten iyi bu araba. Yani tüp taktıracaksın. Zaten tüpe götüreceksin. 4000 lira 5000 lira para vereceksin. Ivırıyla zıvırıyla muayenesiyle beraber. Tabii. Ondan sonra ben zaten 5000 lira 2 sene gezerim arabayla. Doğru değil mi? Kesinlikle. Umarım faydalı olmuştur. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Kendinize tatlı davranın. Görüşmek üzere.